Temel Aga, ne haber, ne yaparsın? İyi, çok acele işim var galiba, öyle geldin ki yıldırım gibi düştüm buraya, hayırdır? Ya senin kulağın delikti, onun için sağa geldim. Niye, senin kulağın kabali miydi? Yok yok, o manada değil. Ya? Benim kulağım da delikti da, yani sen şimdi her şeyi bilirsin, etrafta mahallede bir şey olduğu zaman senin bundan haberin olur ya. He? O manada dedim yani, kiralık ev lazım bana da, yani senin çevrede bildiğin aile boş ev var mı? Ya tamam da şimdi sen evi ne yapacaksın? Senin durduğun ev gayet güzel bir ev yani. Ya tamam da mal sahibi bizi kapıya attı. Mal sahibi kapıya adayı sizi. He. Attı sizi daha doğrusu. Ne, kirayı mı artırıyor? Ne var? Yok yok. O adamın zaten paraya ihtiyacı yok. Arttırsa da ben de verebilecek durumdayım da. He. Ya ne oldu bileyim misin? O zaman niye adayı sen içeri, onu anlamadım. İşte geçen gün böyle şeyden kurbandan kalan kemikler falan vardı. Benim karı dedi ki onları düdüklü tencereye dedi kaynatayım dedi herhalde. Düdüklü tencerede. He. Çok mu koduyor? Ne ettiyse bilmiyorum, o düdüklü tencerenin tutuğu var ya. Ha, düdüğü bozuldu mu? Bozuldu. He. Dedi bana, ben de onu söktüm yerinden. He. Paktım olmayacak. Benim tuçanda benim kamyondan kalma bir tane havali korna vardı. He. Ben de gittim havali kornayı monte ettim o. Düdüklü tencereye. He. Ulan o binayı havaya kaldırır o korna. Zaten ondan kovdu bizi adam. Her yemek yapışımızda kıyamet kopar. Nasıl? Ya yok böyle bir şey ya. Yani eskiden derdiler ki komşu komşunun çürüne muhtaçtır. Yok abi yok, insanlık bitmiş ya. İnsanlık bitmiş, resmen insanlık bitmiş ya. Kimseye bundan sonra böyle var ya güvenmeyeceğiz. Ne oldu ulan, kendi kendine ne konuşuyor, tellendin mi? Ya bizim İdris'i bilmez misin? Biliyorum, ne oldu ya? Bayettu iş. Ne yaptı sen? Ya iş yerinden arkadaşları topladım, dedim onlara ki gelin dedim size, dedim böyle bir mangal yapayım dedim, yani tavuk mavuk falan. Tavuk mangal. He. Ya ben de güvendim bizim İdris'e yani. Giderim arka taraftan kümese kilit vurmuş ulan. Bir tane tavuk alamadım orada. Nasıl? Millete rezil oldum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emice, kaç gündür ben seni arayırım ya. Nasıl yani beni arayır? Kaç gündür telefonla arayırım seni. He? Telefona bakmıyorsun ya. Nasıl bakmıyorum ula, benim telefonum her zaman acıktır. Ya nasıl esnafsınız ben anlamıyorum ki ya. Ne oldu hayır? Yani malı satana kadar her şey iyi güzel. Malı sattıktan sonra adam tanımazsınız ya. Tamam ne, mal sattık sana da ne oldu, bir şey mi oldu yani? Ya Emice, bana sattığın kombi he? Bir haftadan beri olmuş makarna süzgeci. Tipinden çıkmayan su yok. Ya su akıdıyor yani. Aynen öyle. Arayayım seni ki ya Emice bu ne olacak, ne edecek? Telefona baktığın yok ya. İki defa dükkana geldim, dükkanda yoğurdun. Buradaki adamlar da değiller ki patronla konuş. İyi de ben bir haftadır leğenle duruyorum eve ya. Ya tamam da ben oraya sıfır kombi taktım. Nasıl kaçırıyor ya? Ya ben ne bileyim Emice, sıfır kombi taktığında nasıl kaçırıyor yine. Usta da sensin, satan da sensin. Ben onu bunu anlamam Emice. Ben artık bir haftada çıldırmışım. Paramı ver, gel kombini al. Ya nasıl paranı vereceğim da kelo kombi? Peki sen deldin onu. Peki yanlış, peki kurcaladın onu. İyi de benim kombiyle ne işim olur ki ben kombiyi deleyim ya? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ben kombiyi niye deleyim ya? Ya ben sana kombiyi ne kadar oldu sadali? 6-7 ay oldu. 6-7 ay oldu. Tamam. 6-7 aydı kaçırmadı da şimdi mi kaçırıyor yani? İyi de Emize, ben ne ettim kombiye? Kurban olayım ya. Peki. Yani sıfır kombi değilsin. Altından kaçırıyor. 6-7 ayda bir kombi kaçırır mı ya? Allah Allah, peki evde çocuklar kurcaladı mı? Yahu çocukların kombiyle ne işi var Emize? Ben onu bunu anlamam. Hiç bahane bulma. Paramı ver, kombini al. Ben orada kombi de almayırım, parayı da vermiyorum. Anladın mı? Almayayım mısın? Almayarım. Parayı da vermiyorum. Emice, sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun? Nereden bileceğim onu? Git anana sor onu. He? Dursun, hoş buldun. Hoş bulduk Temel Emice. Sağ olasın. Biliyorsun, bundan bir 15 gün önce aramıştım seni yani. Bu kirala ilgili yani. Biliyorsun emlakçı da aramıştı beni bu konuda. Bazı bir şeyler dedi bana yani. Sen ne yaptın bu konuda? Yani,
evime baktın mı yani, aradın mı yani? Vallahi Temel amca, sen bana onu dedikten sonra ben sürekli ev bakıyorum. Sağa gittim, sola gittim, her yere gittim ama ya benim kafama takılan bir şey var. He. Ya ben 7-8 senedir senin kiracınım. Allah razı olsun. Ama yani ben de ayın biri oldu mu kiramı yatırdım. Yani ben memnunum oradan yani. Kalsam orada. Ya tamam da şimdi sen bana veriyorsun 2500 lira kira. Emlakçı beni aradığında dedi bana abi kirazını at dışarı dedi. 10 bin liraya dedi hazır müşteri var dedi. Kirazını çıkar dedi hemen dedi başka bir kirazı çevireyim dedi 10 bin lira. Sen ne yaptın bu arada yani ev baktın mı? Bakaya misin? Ne yaparsın? Hem ye hem sahili iç yani hadi. Temel amca o şimdi benim boğazımdan geçmez ki ben nasıl yutayım onu? Ne yapacağım? Benim yapacak bir şeyim yok yani. Bu arada ben seni uyarmıştım. Evime baktın mı? Ne yapıyorsun yani? Ya baktım Temel amca ama yani ahıra 5000 lira isteyler ya. Ahıra 5000 lira isteyler. Ulan hiç de utanmayasın yani ha. Neyden utanacağım? Ulan o yüz 5000 lira kira veriyor da sen 10 bin lira veremiyorsun yani. He? Dedi bacı hadi onu dışarı dedi sağa dedi 10 bin lira müşteri de hazır. Anladın mı? Hem ye hem ye. Senle işimiz var iyi. Ha yok onu niye güldüm çünkü. ama bu, sen bana demen lazım baştan. Yani sen beni evden çıkartıyorsun. Bunu temel lazım bana. Çünkü yani. Bu arada ev baktın mı? Ne yaptın yani? Baktım temelimize de. Bu işin nereden çıktı? Ben 7-8 senedir senin evinde oturuyorum. Yani böyle bir şey yoktu temelimize. Bu neyin nesiydi? Bir anlatsana bana Allah aşkına ya. Yani ondan sonra şeye girelim, fiyata girelim. He, ona iki evet, ama ben tabii ben girdikten sonra. Ondan sonra sen baktı. Senden benim bunu dedikten sonra tersinde işte aradım da işte ahıra 5000 lira istiyor. Ha işte o mevzuya. Hadi ökey başlayın. Ulan o cüz 5000 lira kira veriyor da sen 10 bin lira veremiyorsun ya. He? Çok güzel. Çok güzel şey var. İnanıyor ya. Ya bu aralar var ya. Bu aralar inşaat işleri ule türdü ki. Öyle türdü ki ya bu inşaat ne bileyim yani o kadar da pahaladı hem kiralar hem daireler yani insanların böyle daire alma şeyi de yani kalmadı. Parası olan alır tabii yani. Ya şimdi benim anlamadığım bir şey var temelimize bak. 2 liralık, 2,5 liralık daireler oldu 5 lira, 6 lira, 7 lira. Evet. Ya tamam oldu. Ona bir şey demiyorum. İyi de bu 6-7 lira kira veren adam kaç para maaş alıyor? Ya onu bilemem şimdi bizim işimiz budur yani. Biz kiraları ona göre şey yaparız, ayarlayarız. Ya, yani tamam ben ona şimdi göre şey yaparsınız da şimdi 6 lira, 7 lira, 8 lira, 9 lira yerine göre 10 lira, 15 lira kira var. Ya kardeşim sen ne iş yaparsın da bu parayı ödeyesin? Evlerde doluyor. Hiçbir evde boş değil. Yani adam 10 bin lira kira isteye de hoş. Ev boş durmuyor. Ertesi gün kapa kapık gidiyor. Ya demek adam da ona göre işi gücü var. Kazanıyor da o kadar bu kirayı veriyor. İyi de kardeşim yani herkes asgari ücret alıyoruz, geçinemeyiz değil. E tamam asgari ücret 4250 lira. İyi de bu 7-8 bin lira kirayı kim veriyor o zaman? Ya. Veya bu 4 bin lira alan adam nereye oturuyor? Ya şimdi tamam doğru diyorsun da yani şimdi diyelim ki adam şimdi 4 bin lira maaş alan adam şimdi nerede oturacak diyorsun. Demek ki oturmayacak köye gidecek yani. Ya iyi de kardeşim yani. Şimdi anlamadığım bir şey daha var. Aha mazot oldu 20 lira. Trafiğe bakıyorsun gene adım adım gidiyor. Ya tamam işte. İyi de bu o zaman bu mazot ile çalışmayı başka bir şey kodunuz var. Ya tamam da şimdi yani biz her şeyi şeye göre ayarlayarız yani. Sen zaten ayarlayarsan temelimize ben sana bir konuda daha da kafayı takmışım yani hiç kusura bakma. Hangi konuda ula kafaya taktın be? Ya iyi müteahhitsin. Güzel. Fevkalede de evler yapıyorsun. Evet. Ha bu son köye yaptığın ev hiç yakıştı mı size?
Niye ola? Yakışmadı mı bana yani? Yani üç katlı böyle triplex ev yapmışsın köye. He. Sana hiç yakıştıramadım temelimizi. Niye ulan? Evin nesi var da yakıştıramadın bana ya? Olmadı mı? Ya nasıl olsun Temel Emice ya? Sen yengemin mezarının üstüne ev yaptın. Yani bu iş miydi? Olacak bir şey miydi ya? Ya sen onu mi bana demeye çalışıyordun yani? İyi de nasıl böyle bir hata yaparsın? Ya nasıl yapayım? Yani yan taraf koskoca boş arazi. Sen git yengemin mezarının üstüne evi yap. Ula bir sor bana bakayım niye yaptın? Ben de onu sorayım sana niye yaptın? Ya rahmetli hep sağlığına tercihci üzerime hiçbir tane ev yapmadın. Ben de onun mezarının üzerine yaptım onu işte. Üstüne ev yaptım yani. Vasiyetini yaptın değil mi? Evet.